Hocam bak yukarılar. Görüyorum. Ben iş kasından içeriye vuruyor burası. Şöyle göster yukarıyı da. İçeriye oraya kadar gidiyor işte. Dur. Mahallemizin güneyindeki yarıklardan sonra olmaya başladı buralar. Açı başlamadan orada belirtti dedi. Ne zaman? Onlar cam mata ediyorlarmış. Üstünde kiriş şey mi? Ya şu. Şu vaziyette işte. Doğal olsun istiyor mu? Buradaki türbe işte geçen yıl buradaki yarıklardan meydana gelen aynı kuzey istikamete devam etmiş. Mahallemizin kuzeyine doğru ilerledikçe tekkemiz yeni restorasyon olmasına rağmen duvarlarda oynama ve çatlaklar meydana gelmeye halen devam ediyor. Evet. Buradan mezar duvarı, oradan tekke. Buradaki özellikle güneydeki doğu batı yönlü faya paralel bir şekilde yüzey yarıklarının olduğunu görüyoruz. Buradakiler sismik değil, depremle çok fazla ilgisi yok. Ancak havza içerisindeki uzun yıllardır devam eden kuraklık, iklim değişikliği ve tabii bu havza içerisindeki yoğun su kullanımı yeraltı seviyesini giderek düşürüyor. Suyunu kaybetmiş olan güncel sedimanlar da sıkışıyor. Sıkışmaların olduğu yerde havza kenarındaki ince yerlerden kalınlaşan yere doğru olan bölgelerde zayıf olduğu yerlerden bu şekilde yarıklar olacak, olmaya da devam edecek. Havza içerisinde kuraklık devam ettiği süre içerisinde. Bizim çektiğimizden daha geniş açık olur. Buralar kilit asılınca hep böyle değil. Torba yaptırmış o. Tehlikeli, her an düşme ihtimali var, insanlar düşebilir. Biz buradan tezadük geçerken bunu gördük yani. Vallahi burada 6-7 metre var. Ne, mezarı mı bölmüş? Daha şu dabanı. Yani böyle yerler tedirgin olduk, korktuk yani. Çok evet. Çekindik. Tamam mı? Burada 5 metre var. Var değil mi? Var. Yok lan 3 metre. Yok 5 metre var. Şu olduğumuz yer vardır. 4-5 metre var ya. Uzunluğu ne kadar? He? Uzunluğu da yaklaşık 20 metre.